Çağdaş Hukukçular Derneği'ne yönelik yapılan operasyonu İmece TV'ye değerlendiren ÇHD Başkanı Selçuk Koza açtı. Derneğin varlığının bile hükümet için tahammül edilemez hale geldiğini söyleyerek suçlamalara ilişkin şöyle konuştu. Bugün basından dinlediğim kadarıyla inanılmaz suçlamalara maruz kalmış meslektaşlarımız. Zannediyorum döndüğümde beni de benzer suçlamalar bekliyor. Bunları hiç ciddiye almıyoruz. Siyasi ceza davası avukatlığı, yasa dışı silahlı örgütleriyle suçlanan kişilerin avukatlığını yapar. Dolayısıyla onların bürosuna onlar gelir gider. Bunda garip hiçbir taraf yok. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ajanlık faaliyeti suçlamasına yanıt veren Kozağaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin hiçbir ülke lehine bir faaliyette bulunmadığını, Türkiye'nin sınırları açık tutarak silahlı saldırganların Suriye'ye soktuğu iddialarına yönelik incelemelerde bulunmak için Şam'a gittiklerini ve kendilerine onlarca delil sunulduğunu söyledi. Yakalama kararına rağmen Türkiye'ye döneceğini belirten Kozağaçlı, tutuklanma veya gözaltıyla ÇHD bürosu avukatlarının korkutulmayacağını belirterek şöyle konuştu. Yani bu iddiaya birkaç cevap söyleyeyim. İlk önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü uyarayım. Gizli bir soruşturma konusunda ileri geri konuşmasın basının önünde. Bu suçtur. Görevli suistimal suçudur. Ayrıca o soruşturmanın başında bir savcı olması gerekir. Nerede bu savcı ve neden Emniyet Müdürlüğü susturmuyor? Ama eğer basın aracılığıyla konuşmaya devam edeceksek ben gelinceye kadar Emniyet Müdürlüğü'ne hitaben basın aracılığıyla konuşmaya devam edelim. Bu çapta Amerikan politikalarına entegre olmuş bütün Orta Doğu'da ve Avrupa'daki Amerikan politikalarını uygulayan bir hükümet bizi ajanlıkla suçluyor. Nedir bunun dayanan? Hiçbir şey yok. Biz sorduğumuz zaman soruşturma gizli diyorlar. Fakat basına hiç utanmadan bilgisiz diyorlar. Bu ayıptır ve suçtur. Çağda bugüne kadar bütün uluslararası ilişkilerinde biz Avrupa Demokratik Hukukçular Birliği'nin üyesiyiz ve yönetimindeyiz. Avrupa'da onlarca hukuk örgütüyle ilişkileniyoruz. Ve yine benim Şam'da bulunma sebebim hakkında da son derece net bir açıklama yapayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetinin sınırları açık tutarak, buradan silahlı saldırganları Suriye'ye sokarak, bunların yaptıkları yağmaya ve hırsızlığa göz yumarak çok ağır suçlar işlemiş olması ihtimali üzerine buraya çağrıldık. Ve bize burada onlarca delil gösterildi. Halep kentinde 1500 tane fabrikayı söküp, Türkiye gümrüklerinden ülkemize sokup, nasıl parçalayıp sattıklarını ve tam görevlerinin bunda işbirliği yaptığını bize videolar ve tanıklarla anlattılar. Döndüğümüzde Suriye halkının zararları için davalar açmayı planlıyorduk. Yine de açacağız. Bu sözü verdik ve yine de açacağız. Eğer söyledikleri buysa, insanları katlettirmek, yağmalattırmak, bugün basında vardı genç kadınlara tecavüz ettirmek, Suriye'de işlenen suçlar bunlardır.